Herkese selamlar dostlar. 8 Ekim 2023 Pazar iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Bu videoda sizlere bir adet de ideal kombine çıkardım. Beğenilerden dolayı çok teşekkürler. Yine aynı şekilde artı 300 seviyesinde beğeni gelirse hafta içinde çekeceğimiz milli maçlarda sizlere bir adet kombin vermek isterim. Beğenilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Artı 300 bizler için önemli bir kısım diyelim. Geçelim. Direkt başlayalım isterseniz. Bir adet maç skoru yarışmamız var. Ve bilen iki kişi alacağız bu sefer. Arsenal'la Manchester City maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Bilen iki arkadaşımızı Ekim ayı boyunca katıl Telegram gruplarımıza misafir edelim. Katılacaklara bol şanslar. İki kişiyi alacağımızdan dolayı da yorumlarınızı yazmayı unutmayınız. Ne kadar çok hesaptan yazarsanız o kadar çok e, tahmin hakkımız olmuş oluyor. Geçtim. Her türlü soru, görüş, öneri ve skor bilen arkadaşlar da benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilir. Instagram adresimiz kangalbey. Bey. gruplara gelmek isteyenler veya sorusu olan herkes benimle Instagram üzerinden iletişime geçebilir dostlar. Geçtik. Sizlere vermiş olduğum son ana kombine başarıyla sonuçlandı. YouTube videoda bugün de vereceğim aynı şekilde. Bakalım şansımız yaver olsun diyelim. Son kombinemiz burada Marsilya maçının varıydı. Spartak maçına da Fenerbahçe'nin galibiyetiydi. İyi bir şekilde ana kombineyi içeri aldık. Umarım pazar günü de içeriye alırız. Yüksek misli de aynı şekilde yüksek misli tercihlerimiz de devam ediyor. Aynı şekilde cumartesi, cuma her türlü tercihlerimizi verdik. Özellikle cumartesi güzel bir başlangıç yapmak istiyorum. Toplamda 3000 misli verildi. Pazar da aynı şekilde ya 4000 ya da 3000 misliye kadar çıkılacaktır toplamda. Yüksek misle zaten kasayı biz yönettiğimiz için buradan misleri de doğrudan biz öneriyoruz. Yüksek misli'nin avantajı zaten günün en güvendiğimiz maçları yüksek misli olarak sizlere sunmak ve kazanca ortak etmek. Sizleri kasa yönetimi yaptığımızı söylemiştik orada. Kasa yönetimi yaptığımız için de kasanın şu an artı 4034 TL'de olduğunu da söylemek lazım. Ekim ayı boyunca şu an artı 4034 TL'de olduğunu söyleyelim. Kasayı burada doğrudan biz yönetiyoruz. Geçtim. Ve yüksek misli de cumartesi ve pazar ve yoğun bültende çok gelen yüksek misli canlılar olacaktır. Perşembe günü güzel canlı yaptık. Perşembe günü 4 tane yüksek misli canlı yaptık. Toplamda 2250 TL'lik bu 4 canlıya 500, 500, 500, 750 yaptık. Toplamda 4 canlı. 400'e geldi hafta sonunda yapacağız inşallah. bekliyoruz yani diyeceğimiz söz yok. Geçtim. Bir de herkes açık Telegram kanalımız var. Açıklama ve yorumlar kısmında zaten bulabilirsiniz dostlar. Bunu ücretsizdir buraya. Buraya da ekstra maçlar veya zaten girenler görmüştür. Mesela cumartesi saat 13.30 Pendik maçına ekstra bir tercih attım. Buraya da attım. Yani burası ücretsizdir. Buraya da katılabilirsiniz. Beğeniler geldiyse videomuza başlayalım. İsterseniz şöyle artı 300 seviyede beğeni bekliyorum sizlerden. Beğeniler, beğenileriniz bizler için önemli ve kombin için herkese bol şanslar. İlk mücadelemize başlayalım. Marsilya maçı. Marsilya'da bir Gattuso döneminin başladığını söylemiştim sizlere ve bunu, bunu buna göre bir değerlendirme yapmıştık Brighton maçında. Marsilya'nın da gol bulmasını bekliyordum ki zaten ilk yerden 19 ve 20. dakikalarda iki tane Marsilya gol attı. Brighton'a karşılık vermesini bildi. Le Havre oynayacaklar burada. Şimdi ev sahibine baktığımız zaman da galibiyeti yok ve iyi bir oyun sergiliyor. Monaco maçına çıktı Gattuso, Brighton maçına çıktı. Çok zor maçlar çıktı. Şimdi kolay bir rakip varken burada Marsilya'nın galip gelmesini bekliyorum. Ben sizlere oynamış olduğu oyuna da güveniyorum. Bu arada Matsuno'yu bir de doğrudan önereceğim. 1.39 gibi oranı var. Onun yanında da 4.5 altında bir yaparsanız da oranı biraz daha yükseltmek adına burada 1.57-1.60 seviyelerine ne kadar da oranı çıkartmış olursunuz. Mücadele çok fazla gol beklemiyorum. O yüzden 2 de skor yazdım bu arada Marsilya'ya. 4.5 altında bir de oranı yükseltir ama ana tercihim burada Marsilya'nın düz kazanırı. Diğer mücadelemiz Brighton ile Liverpool mücadelesi. Bu maça var üst alabildiğiniz oranı alabilirsiniz. Özellikle Nesine için çok fazla oran açmıyorlar bu maça. Ama e, yani Avrupa'da oynayanlar, Avrupa'da yaşayanlar buradan var üst şeklinde alabilir ki bu maç üst olmayacaksa, var olmayacaksa hangi maç olacak diye sizlere sorarım. Ki benim burada size biraz daha farklı tercihim var. Ben burada Liverpool'un Dep basmanda atacağı 2 golü 1.37 gibi oran var. Hatta olayı da 1.47 onu da belirtelim. Yani 1.47 gibi oranı var. Ben burada Liverpool'cuyum. Liverpool'un son dönem performansını da gerçekten beğeniyorum. Tottenham maçında da takımın hakkı yendi bence. Hakkı yendi bence. O yüzden burada Liverpool'un deplasmanda atacağı 2 gol benim için önemli. Onun yanında da ilk yarıdan gelecek 2 gol. Yani ilk yarıdan 1.5 üst. Maçın hızlı başlama ihtimali bence yüksek. İlk yarı 1.5 üstün orada 1.80 bantlarının oranı olduğunu söyleyelim. Değerlendirecek oranlar ilk yarıdan 1.5 üstü de burada sistemlere veya düşük misli kuponlarınıza değerlendirebilirsiniz. West Ham'la Newcastle mücadelesi. Normalde var alacağım bir karşılaşma fakat var almadım üst aldım. Çünkü bazı maçları böyle Newcastle'ın bazı maçları 3-0, 4-0, 5-0 bir anda bitirebiliyor. Özellikle Newcastle tarafı yapıyor bunu. West Ham'dan öyle bir performans beklemiyorum. Newcastle'da hafta içinde maç oynadılar yorgun mu diye sizlere soracağım. Arkadaşlar orada 20 yıl sonra gelen bir galibiyet var. O takıma muhtemelen olumlu yönde dönecektir. Bir rehavetin olacağını beklemiyorum ben. Güzel bir maç bekliyorum. Maçın indeks beklentisi de bu arada 2-2'lik bir skor. Tempo olacaktır. Özellikle tempo olmasa bile zaten West Ham tarafı tempoyu düşürmeye çalışsa bile Newcastle tarafı bu tempoyu yükselte, yükseltecektir. 2.5 üstü sizlere öneriyorum. Oranı zaten 1.60 seviyesinde. oran da yüksek yani 2.5 üstte göre. Gelmesini de beklediğim maçlardan bir tanesi. Bayer Leverkusen ile Köln karşılaşması yine temponun yüksek oldu. Bayer Leverkusen'in zaten şu form durumuna baktığımız zaman da yani muazzam bir performans. Hem Avrupa'da hem Bundesliga'da Köln'le oynayacaklar. Burada Köln gol bulabilir. Neden gol bulabilir? Geçen Bayer Leverkusen'in Mainz maçını izlediğim zaman da kalesinde ilk kere özellikle çokça pozisyon verdiğini söyleyelim. Çok fazla öne çıkıyor ve kaptırılan toplar ve geçiş oyunu birlikte kalesinde pozisyon verebiliyor. Benim ideal tercihim burada maçın yine 3 gol, 3 gol olması yanında. 2.5 üsttür. Bir 39 gibi bir oranı var onu belirteyim. Şöyle söyleyeyim dostlar size. Bayer Leverkusen'in tek başına zaten 3 gol atma potansiyeli de var. Maçın indeks beklentisi de 3 birlik bir Bayer Leverkusen galibiyeti. Bu 2.5 üstü biz idealden verebilirim sizlere. Onun yanına baktığımız zaman da 2.5 üstüne 1 yaparsak da oranı 1.47'ye kadar da yükseltmiş oluruz. Hem zaten 2.5 üst bekliyoruz hem de zaten dünya ile dünya zaten şu an bütün dünya maça 1.5 üst 1.2.5 üst oynuyor. O yüzden bu maça Bayer Leverkusen'in de normal beklentisi dahilinde 2.5 üstüne 1 de olma ihtimali var. Atletico Madrid'de Real Sociedad, Real Sociedad'ın yaptığı işler ve bu maçta Real Sociedad'ın bir golüne o oran açılmaz abi. Açılırsa da ben alırım. Real Sociedad'ın oynamış olduğu oyun inanılmaz. Yani takım oyununu her parça parça yani bu sezon böyle 6-7 tane takım var. Gerçekten bu A klas seviyesinin altında ama gerçekten A klas seviyesine neredeyse yakın oyun oynuyor. O yüzden Real Sociedad da bu takımlardan bir tanesi Kubo özellikle şov yapıyor. Japon teknolojisi bunlarda gerçekten son dönemde Mitoma Furuşa, Furuhashi mi Kubo. Bunlar inanılmaz bir hücum hattı oluşturdu. Japonya milli takımlarında zaten. Ben burada Real Sociedad'ın atacağı bir gole Atletico Madrid formda olsa da Las Palmas mıydı o? Bunlara iki tane atan. O galiba oydu. Birçok pozisyon verdi ve kendi evinde oynadığı bir mücadeleydi. Ben burada Dead Basman atacağı bir gole zaten 1.49 gibi oran vermişler. Yani ben Real Sociedad'ın bir golüne her almaya razıyım. Bu oyunla birlikte 1.49'a. PSV ile Rotterdam mücadelesiyle devam edelim. PSV tarafı da inanılmaz oynuyor. Hatta şöyle açmışken göstereyim. Ligde inanılmaz bir galibiyet serisi var. Daha henüz daha hiçbir beraberlik veya mağlubiyeti yok. Sevilla'ya karşı da çok iyi bir oyun sergiledi. İyi bir futbol sergiledi. Fakat Sevilla gerçekten tecrübe konuşturabilen bir takım. Yani ne kadar formlu. Hatta diyoruz git Las Palmas'ı yen diyoruz. PSV'sinin neyine diyoruz. Ama Avrupa'da o işler öyle olmuyor. Ya yani Farklı bir motivasyon, farklı bir enerji, farklı tecrübeler konuşuyor orada. PSV o maçı yenemedi mesela. Ben de bir beklediğim bir karşılaşmaydı. Fakat bu tür maçlarda ben PSV'nin çok üstün gelmesini ve burada mesela Rotterdam'a karşı en az 2 gol atarak galip gelmesini bekliyorum. 2 ve 1.5 üstü yaptığınız zaman da 1.40 gibi oranı var. İdealden değerlendirecekler. Bol şanslar. Diyerekten de devam edelim. Arsenal'la City karşılaşmasına baktığımız zaman da dostlar benim beklentim burada güzel bir maç olması yönünde ve şunu söyleyeyim. Valla burada City favori açılmış da Arsenal bir sürpriz yaparsa bak Arsenal bir sürpriz yaparsa gram şaşırmam. Bak gram şaşırmam. Son dönem performanslarına baktığımız zaman Arsenal'in daha iyi olduğunu ben sizlere söyleyebilirim. Net bir şekilde söyleyebilirim hem de. Lans mücadelesine zaten tak, pek takmadılar o maçı. Yani akıllar bu maçtaydı. Çok haklılar. Kasmadılar. O maçı mağlup oldular ki bu maç için. O yüzden ben bu maçta bir Arsenal galibiyetiyle çıkmasını bekliyorum abi. Ben burada idealden var alacağım. Siz tarafından da bekliyorum. Hatta ideal kombineme de koydum bu mücadeleyi. Karşılıklı gelecek golleri bekliyorum. Ama 2-1 Arsenal'e biraz daha yakınım. Arsenal kazanabilir. İdealden var tercihini alalım mı? Aldık. 1.55 gibi oranı var zaten. 1.45-1.55 arasında değişiyor. Bu artık sitelerde değiştirmeye başladı. Bizim Türkiye siteleri de. Şöyle. ilk yarıdan gelecek bir Arsenal golü de beni şaşırtmaz. İlk yarı ev sahibi 0.5 üstünde oranı ne abi? 1.91 1.91. Ben Arsenal'in daha iyi oynadığını düşünüyorum. Şu an sizi bu oyuncu değişiklikleri, Nunez'in gelmesi, ne bileyim Kevin De Bruyne'nin olmaması, Dokun'un o oynayışı vesaire vesaire tam City kıvamında değil. O futbolu sergileyemiyor bence. Arsenal'le ben başta gol bulmasını hatta Arsenal gol ilk yarıda bulmasını yani Arsenal'de kazanırsa şaşırmayın diyorum bu maçı. Bu maçın maç sonunda sizlere sorduk bu arada. Yorumlara yazmayı unutmayınız. Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşılaşması. Fenerbahçe'nin de burada iyi bir oyunla tekrardan kazanmasını bekleyeceğiz. Neden kazanmasını bekleyeceğiz Fenerbahçe'nin? Çünkü Avrupa'da oynamış oldu oyunla birlikte. Yani bütün Zeko, Ceko oyuna girmedi sanırım. Tadi çok sonradan girdi. 80'lerde girdi. Yani Fred ve Şanzimanski oyuna girdi. Nasıl değiştirdi oyunu? O yüzden burada Fenerbahçe ideal kadroyu çıkartarak da deplasmanda da olsa Kasımpaşa'da biraz önde oynadığını biliyoruz. Güzel tempolu bir mücadele geçer. Deplasmanda da olsa atacağı iki golü ben değerlendirme altına aldım. İdeal kombineme de koydum. Bu arada Fenerbahçe maçı da değerlendirecekler. Bol şanslar. Toplamda 2, 4, 6, 8 adet mücadelem vardı. ideal yüksek oranlardan bahsetmeye çalıştım. Değerlendirecekler. Bol şanslar. İdeal kombinemiz ekranda gelsin. İdeal kombinemiz arkadaşlar şu an ekranda City maçıyla Fenerbahçe mücadelesini yaklaşık 2-15 oranı var sanırım. Arsenal City maçında ben KG var beklediğimi söyledim sizlere. 1.54 gibi orandan aldım. Kasımpaşa Fenerbahçe maçına da dev Basman'ın 1.5 üstünü 1.37 gibi orandan aldım. Sizlerden beklerim dediğim gibi artı 3'ün üstünde beğenilerdir. Beğeniler geldiği zaman da biz şova devam edeceğiz. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Videoyu like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.